Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Eplerlerce 6 2 mod tanıtımımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde karşınızda bir MI controller. Tabii bir Creative Cell'e bağlı. Geçen bölümde söylediğim gibi 7x7x7 sınırlarında olduğu sürece herhangi bir şekilde inşa edebilirsiniz. Ve burada da aynen öyle yaptık. Ve gördüğünüz gibi gayet ilginç bir manzara ortaya çıktı. Buradan bir adet dance kabloyu çıkarttım. Ve ufak bir gösteri yapacağız. İlk olarak geçen bölüm size bahsettiğim MI chest'i hatırlıyorsunuz. Bu kısma bir storage cell konuluyor. Üstünden de item'lara erişilebiliyor. Fakat bundan daha kompakt bir şey mi istiyorsunuz? O zaman size MI drive. Sonuncusu biraz fazla. Aslında İki tane yerleştirelim. MI Drive, direkt gördüğünüz gibi disk slotlarına sahip sadece. Eğer bunlardan bolca alırsak, fazla aldım gerçi. Gördüğünüz gibi her biri 10 tane depolayabiliyor. Fakat içindeki itemlere erişemiyoruz. İçindeki itemlara erişebilmek için biraz smart cable lazım. Bize MI terminal ya da MI crafting terminalimiz lazım. MI chest'in avantajı, terminal olmadan da erişebiliyoruz içlerine. Fakat bunlara terminal olmadan hiçbir şekilde erişemiyoruz. Ama terminal olduğu için terminal olduğu sürece gördüğünüz gibi en üstten başladı. Bunları item'lara ekleyebiliyoruz. Burada da item'lar gözüküyor. Eğer şu en üstteki diski çıkartırsam item'ları göremeyeceğiz. Bunların bir de öncelik olayı söz konusu. Öncelikleri belirleyerek, mesela şunun önceliğini yükselterek yeni bir item'ın ilk olarak ona gitmesini sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buraya gittiler ilk olarak. Ama deminkiler buraya gitmişti çünkü öncelikleri aynıydı. Öncelikler dışında bize Cell Workbench idi galiba. Evet. Cell Workbench adında bir aletimizde söz konusu. Herhangi bir kabloya bağlamamıza gerek yok. Bir cell alıp eğer buna tıklarsak içinde halihazırda bir item varsa onları programlar. Eğer yoksa onu ekleyelim. Bunun yanı sıra normal 4 de ekleyelim. Evet. Bu şekilde ayarladığımız takdirde bu ayarlanmış durumda. Peki. Bunun yanı sıra başka neler ekleyebiliyoruz buna? Upgrade'lerimize girelim. Gördüğünüz gibi burada upgrade'ler söz konusu. Mesela buna ne ekleyebiliyoruz? Storage cell. Fuzzy olayı ekleyebiliyoruz. Fuzzy'ye değineceğim. Mesela diamond pickaxe. Evet. Ardından devam edelim. Kartlardan. Bakalım. Airport. Storage cell. Inverted card. Eğer bunu koyarsam burada olanlar kara listeye alınır. Kısacası bunlar hariç her şey ilk buna gider. Bunlar hiçbir zaman buna gitmez. Fakat biz bunu istemiyoruz. Sadece bunu istiyoruz. Evet. Şimdi dörtleri koyduğumuz takdirde onlar da buna gitti. Ama gördüğünüz gibi kendisi turuncu. Çünkü içine item'ı programlı. Turuncunun olayı ya önceden programlanmış disklerdir ya da tüm item slotları, byte'lar değil, sadece tip slotları dolduğu takdirde, yani alttaki 63 farklı tip olayı. Bu iki koşulda turuncu olurlar. Kırmızı olduklarında anlayın ki içlerine girebilecek tüm item'lar, tüm byte'lar dolmuştur. Şimdi bu böyle. Bunu koyduğum takdirde onun byte'ında bir değişiklik olacak mı? Hayır, olmadı.
Ama yanındakine geçti. Çünkü girebileceği ilk inventory disk oydu. Ardından Diamond Pickaxe. İki tane alalım. Birinin damage'i bu. Diğerinin de damage'i biraz daha fazla olsun. Evet. Bunu koyduğumuz takdirde nereye gidecek? Bu da gitti. Bunu da koyalım. Aynı şekilde buna gitti. Fakat o fuzzy olayını eklemeseydim eğer, mesela sana bunu, sen şuraya gel, sana da normal Diamond Pickaxe ekleyelim ve fuzzy olma sen. Aslında Diamond eklemesek daha mantıklı. Sana Gold ekleyelim. Gördüğünüz gibi. Eğer gold atarsam bu buraya düşecek. Ne buraya ne de buraya. Sadece oraya düşecek. Fakat damage verdiğim andan itibaren aynı pickaxe olmuyor. Ve bunu attığım takdirde bu buraya geliyor. Burası hala boş. Fuzzy'nin olayı bu. Bu aynı zamanda bazı mod itemlarında işe yarayabilir. Aspect'lerde şunlar da bunlar da işe yarayabilir. Ve enchantment book'larda işe yarayabilir. Ya da enchant edilmiş silahlarda, aletlerde işe yarayabilir. Şimdi bahsedeceğimiz arkadaş var. Bir tanesini düşürdüm. Basslar. İlk olarak size şu arkadaşı tanıtayım. Toggle Bass. Kendisi bir iki kablo arasında bu şekilde bağlanıyor ve redstone sinyaline göre hareket ediyor. Şimdi emitterneli alalım ve buraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir şey görmüyor. Redstone sinyalini açtığımız andan itibaren içerideki her şeyi görebiliyoruz. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız, önce bir inverted'ını da göstereyim. Inverted'ı şu an redstone sinyali kapalı. Tabi yanlış bloğa bağlı şu an. Redstone sinyali kapalıyken bağlı. Redstone sinyalini açtığımız anda bağlantıyı kopartıyor. Bu ne işe yarar diye soracak olursanız biraz sizin yaratıcılığınıza bağlı. Mesela bir kısım sadece bazen iş kullanacağınız bir bölüm. Oradaki kanalları ya da oradaki enerji, oraya enerji gitmesini istemiyorsunuz. Bunu kullanarak enerjiyi kesebilirsiniz. Mesela bir enerji kesme konusunda bir kullanım alanı göstereyim size. Buradan kaldırmışım. Growth Accelerator. Tabii önceki bölüm gösterdiğimi bilmiyorum. Göstermedim. Şimdi hatırladım. Şu seedleri hatırlıyorsunuz. Bunların büyümesini hızlandırmanın bir yolu var. Hatta tam olarak şurada göstereyim. Evet. Bölümde aklımdan çıkmış. Özür dilerim. Bunlara arkadan enerji bağlıyorsunuz. Tabii dikkat edin. Enerji tüketiyorlar. Bayağı bir. O yüzden bunları sürekli açık tutmak istemezsiniz. Evet. Enerji aldıkları takdirde gördüğünüz böyle bir görüntüye bürünüyorlar. Sana toggle bus koyalım. Şu an kapalılar. Eğer buraya bir water koyarsak ve şunları atarsak şu an aynı şekilde hızla büyürler. Fakat lever'ımızla burayı çalıştırdığımız takdirde bu arkadaşlar çok daha hızlı büyümeye başlıyor. Mesela demin %6'ydı, %20, %16'ydı, %20'ye gelmişler. %20'ler. %24. Bunun gibi. Fakat bu arkadaşları devre dışı bırakmak isteyebiliriz. O durumda da bu lever'ı açıyoruz. Daha sonra kapıyoruz. Burada mesela bir crafting yapılacak.
crafting gemiler, karmaşık makinelerde Great Tech'te mesela bir şey yapılacak. Bir kısmı devre dışı bırakmamız lazım bir iş için. Bunu kullanıyoruz. Sırada storage bus var. Depolama konusunda ME Drive ya da ME Chest'e muhtaç değilsiniz. Mesela barrel'larınızı depolama için kullanmak istiyorsunuz. ME Storage Bus'ı takıyorsunuz ve yanına bir adet ME Drive koyuyorsunuz. Sonrasında stone mantıklı bir tercih değil çünkü hali hazırda var. Slab. Buradan baktığımız takdirde gördüğünüz gibi slab'ler burada. Buradan yine önceliğini ayarlayabiliriz. Önceliğini düşürelim mesela. Ama bu ayarlan... Bu buraya ayarlanırsa eğer... Şimdi ayarlandı. Brickler mutlaka buna gelecek. Tabii aynı item'ı isteyen daha öncelikli bir yer yoksa. Burada input-output modunu ayarlayabiliriz. Mesela şurada sadece çıkış vermesini isteyebiliriz. Yani buraya koyduklarımız sadece buradan çıkar. Fakat buradakileri geri alamaz. Burada sadece okuyabilir. Yani buradan alabilir fakat buraya geri koyamaz. Burası ise iki yönlü. Evet. Şu arkadaşı ise bilmiyorum. O yüzden onun üstünde çok kafa yoramayacağım. Sırada bu iki arkadaş. Kendimize Ender chest değil. Normal chest. İki tane. Import ve export bus. Gördüğünüz gibi. Bu iki arkadaş. Kendimize stone verelim. Eğer bu arkadaşa stone koyarsak. Yani export bus'a stone koyarsak. Gördüğünüz gibi buraya yavaşça stone koymaya başlayacak. Buraya da herhangi bir item koyarsak eğer. O item otomatik olarak emin network'ümüze gidecek. Fakat... Burayı filtreleyebiliyoruz. Eğer stone koyarsak gitmeyecek. Cobblestone koyduğumuz takdirde cobblestone gidecek. Filtreyi kaldırdığımızda yine her şey gitmeye başlayacak. Ama biraz yavaş. Demin gördüğünüz kartları hatırlıyorsunuz. Burada capacity kart, crafting kart, fuzzy kart, inverted kart. Bu sadece storage bus'larda kullanabiliyoruz bunu. Göstereceğim. Redstone kart ve acceleration kart. Eğer acceleration kartı koyarsak, şuna koyayım. Stone'ları içeri çok daha hızlı atmaya başlayacak. Capacity kart daha fazla şey filtrelememizi sağlayacak. Crafting kart sonraki bölümde değineceğim bir özelliği kullanmamızı sağlayacak buradan. Fuzzy kart o bahsettiğim fuzzy olayın bunlarda geçerli olmasını sağlıyor. Inverter'ı da burada kullanamıyoruz. Redstone kart ise bunları redstone ile kontrol edebilmemizi sağlıyor. Şu an her daim çalışır modda. Şu an sadece sinyal yoksa çalışıyor. Yani sinyal geldiğinde bu duruyor. Sinyal varken çalışıyor. Yani şu an durmuş durumda. Hatta test edelim. Hepsini atalım. Gördüğünüz gibi bir tanesi bile gelmiyor. Tabii stone'ları filtrelememiz gerekiyordu. Bu ise her sinyal başına bir item, bir işlem. Eğer bir adet button alırsak ve şurada bir adet stone'umuz da var. Hatta ben capacity kartı da ekleyeyim. Ama capacity kart demişim. Evet, bu normal hali, bir de buna acceleration kartı eklediğimizde ne oluyor? 8 tane koyuyor. Evet. Bu şekilde ilginç işlemler yapabiliyorsunuz. Buna inverter de eklediğimiz takdirde de inverter kartı bu hariç her item buna gidiyor. Tabii buna herhangi bir inventory'yi bağlayabilirsiniz. Ne olduğu fark etmez. Inventory olduğu sürece. Sıradaki bir olay ise peer-to-peer tunnel'lar.
şu şekilde craft ediliyor. Ve bunlar çok ilginç bir işe hizmet ediyor. Mesela buraya ve buraya bir adet bağlayalım. Gördüğünüz gibi birkaç farklı versiyonu var. EU, Item, Light, Fluid, ME, MJ, RF, Redstone. Ne ola ki? Mesela buraya bir Redstone lamp koyayım. Ardından bir adet Redstone alayım. Bağladım. Güzel. Bir adet de memory card alayım. Shift'te sağ tıklayarak buna tıkladığım takdirde bunun ayarlarını kaydediyorum. Ve buna tıkladığımda bu ikisini artık ortaklamış oluyor. Peki, bu ne işime yarayacak? Şu arkadaşı alalım. Bunu da alalım. Ne işe yaramadı? Evet. Vanilla Redstone nubluğundan da kaynaklı olarak biraz. Evet. Gördüğünüz gibi Redstone sinyali taşıdık. Fakat mesela ben sıvı taşımak istiyorum. Applied Energy 6 kullanarak. Ben sıvılarımın gitmesini istiyorum. Bunun için herhangi bir sıvı taşıyıcı şey. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Great Tech Pipe'ları da oluyordu. Shift'e sağ tıklayarak bunun ayarlarını alalım. Ve buna sağ tıklayarak kopyalayalım. Tekrar. Evet. Ardından da Tank. Sen buraya, sen buraya. Seni böyle koyalım. Seni de şöyle koyalım. Ters çevirelim, çıkışı ayarlayalım. Thermal Expansion bilenler bunu biliyor. Tabii sen olmadın. İlla kova lazım değil mi? Mesela... bunu kullanalım. Gördüğünüz gibi gayet sıvı taşıyor. Peki, bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. Emi taşıyabiliyor. Bu ne ola ki? Şuraya bağlayalım bunu da. Asıl kontrollere gerek yok. Tekrar bir aslında interface değil. Storage bus alalım. Şu şekilde döşeyelim. Ve storage bus'ımız buraya gelsin. Ayrıca şuradan biraz kablo alalım. Ve bir adet fiber alalım. Çünkü sadece enerji aktarmasını istiyorum. Bunun network'e bağlı olmasını istemiyorum. Enerjiyi ondan alsın ama. Şuraya bir chest koyalım. Hatta dur. Kristal chest koyalım. Ki içinde ne olduğunu da görelim. Evet. Ardından şuna sağ tıklayalım. Sonra da şuna çıkış verelim. Gördüğünüz gibi şurası beyaz renk değil, renk alıyor. Bağlandıklarında. Ve bundan biraz emi kablo geçirelim. Ve bir adet şuradaki bası alalım mesela. Emi terminal pardon. Bir şey yok. Ama artık bir şey var. Birbirinden bağımsız iki tane emi network. Biri diğerinin içinden geçiyor ama. Fakat ona dokunmadan. Peki bu ne işimize yarayabilir diye soracak olursanız eğer... Mesela iki tane ME network'ünüz var. Bir tanesi ufak, bir tanesi büyük. İkisi aynı yere gidecek. Ama iki katı kablo döşemek istemiyorsunuz. Tek kabloyla hepsini taşımak istiyorsunuz. Bu sayede bir tanesini, hangisini olacağını siz karar verebilirsiniz. Hangisi daha az kanal içeriyorsa onu kullanın derim. Onu sadece taşıyın. Diğerine bu P2P tünelleriyle aralarında köprü kurun.
Biraz enerji tüketecekler. Çok fazla değil ama. Fakat çok daha verimli bir yöntem olacaktır. Ayrıca sıvı ya da enerji. IC2 enerjisi, thermal expansion enerjisi, build craft enerjisi vesaire vesaire taşımaya da yararlı. Sadece Light'ın ne olduğuna bakmadım. Hemen 2 saniye bir wiki'den bakayım. Evet, Light'ın ne olduğuna baktım. O da ilginç bir arkadaşmış. Onu da gösterelim. Bir de torch alalım. Evet, arkasından tıklamaya alıştım da o eski bir... Pardon. Bu biraz eski bir alışkanlık sebebi. Eğer gece yaparsak pek bir şey fark etmiyor. İlginç. Bakalım bu herhangi bir çık. Evet, azıcık bir çıkış veriyor. Gördüğünüz gibi. Bir anda çıkış vermeye başladı. Bunu alalım. Çıkış gitti. O da böyle ilginç bir arkadaş. Kullanım olarak verimli bulamadım pek de. Sinyallerde falan belki işe yarayabilir. Ama o konu, sinyaller konusunda çok daha verimli bir arkadaş. Şimdi birazdan tanıtacağım. Ama öncesinde Applied Energy Sticks 1 ve 2'nin en sevilen itemlerinden bir tanesi. ME Interface. İki farklı versiyonda mevcut. Birincisi bu versiyon, blok olan versiyonu, diğeri ise cover olan versiyonu. Aynı recipe'yi kullanıyorlar. Ben cover olan versiyonu üzerinden anlatacağım. Tabii biraz daha cover lazım. Aslında blok olarak olan versiyonu üzerinden de anlatabiliriz. Pattern kısmına bir sonraki bölümde ineceğim. Şu an değinmek istediğim kısım bu. Mesela buna stone. Şu bölmeye stone koyalım. Kanal sayısını açtık. Özür dilerim. Tamam. Kanalları düzenlediğimizde o kanal olayını unutmayın. Her daim başınıza bela olur. Şu an burada kanallarımız mevcut. Eğer ne yapabiliriz mesela? Diyelet hopper alalım. Gördüğünüz gibi buradan stone çekmeye başlıyor. Emin network'ümüzden stone çekmeye başlıyor. Hangi item'ı gösterdiyse eğer o item buradan erişilebilir oluyor. Bu sayede emin network'ümüz rahatça erişilebilir bir durumda. Ayrıca buraya giden bir item otomatik olarak emin network'ümüze geçiyor. Mesela bir adet query'niz var. Query'niz sürekli item'ları yolluyor buraya. Pardon. Obsidian pipe alalım bir tane de. Tonlu item. Böyle atıyoruz. Ve bunlar direkt kendilerini emin network'ümüzde buluyor. Hatta hopper'ı da atalım. Peki bunlar ne işe yarayacak? Hızlı bir inventory'e hızlı bir geçiş olduğunu gösterdik. Beraberinde buradan herhangi bir şey emin network'ümüzü alabiliyor. Herhangi bir modun item'ı. Golemler olsun, Steel Factor Manager olsun, başka bir emin network olsun ki bu yan network'leri birbirine bağlamak için çok güzel bir arkadaş. Nasıl çalışacak diye soracak olursanız özetleyeyim kısaca. Mesela bu arkada burası ufak bir network'ümüz. Ne diyelim? Düzenli olarak Greytech Electronic Circuit'i üretiyor. Buna ayrılmış bir yan network'ümüz var. Gerekli olan malzemeler ana network'ümüzde. Ana network'ümüz her birinden burada birer tane barındırıyor. Ve buna da bir adet storage bus bağlı. Şu arkadaşlar. Storage bus'ın okuma yüzeyi buna dönük olduğu için bu iki network birbirine bağlı olmuyor. Storage bus sadece bundaki veriyi okuyor. Bu ufak network'ümüz ise onu bu
interface'i bir inventory olarak görüyor ve oradaki item'ları almaya başlıyor. Kullanıyor. Sonrasında da geri göndereceği zaman tekrar aynı yerden geri gönderiyor. Bu şekilde bir kullanım yöntemine sahip. Evet. Interface'imiz de bu şekilde ve başka bir kullanımı daha var. Ona birazdan değince. Sonraki bölümde değince. Değmemiz gereken birkaç arkadaş daha söz konusu. Ondan sonra hemen dekoratif kısımlara geçeceğiz. Birincisi crafting terminal değmiştik. Şu değil. Bu arkadaş. Storage monitör ve ardından da bu arkadaş. Bu ve diğeri neredeydi? Buna daha sonra değineceğiz. İlk olarak storage monitör. Mesela buradan 4'lerimizi alalım. 4 ile buna sağ tıkladık. Ve network'ümüzde ne kadar 4 olduğunu gördük. Aynı şekilde grass'ın. Bu yok. Bu da yokmuş. Ve wrench ile alakalı bir durum söz konusu. Wrench ile sağ tıklarsak eğer, şu an değiştiriyoruz. Eğer wrench ile sağ tıklarsak değiştiremiyoruz. Tekrar wrench ile sağ tıkladığımızda değiştirilebilir oluyor. Yani wrench bunu kilitliyor. Ama bundan herhangi bir şekilde item çıkışı alamıyoruz. Tıpkı barrel'larda olduğu gibi item çıkışı almak istiyoruz mesela. Sağ tıkladığımızda item'ları alalım. Bunun için de bu arkadaş devreye giriyor. Ama şu an kullanamıyoruz çünkü önce kilitlememiz lazım. Eğer sağ tıklarsak artık bundan item alabiliyoruz. Fakat bir dezavantaj var. Hiçbir şekilde item'ları koyabiliyormuşuz. Bunu bilmiyordum ben. Sağ tıklayarak item'ları, shift sağ tıklayarak item'ları koyabiliyormuşuz. Yine ben de yeni bir şey öğrendim. Ve herhangi bir item koyabiliyormuşuz. Evet. Bu iki arkadaşı tanıttığımıza göre tanıtmamız gereken önemli bir makine daha var. O da security terminal. Security terminali Emin Network'ümüze koyduğumuzda bir adet kanal kullanacak. Ama onu ayrı bir kanal üzerinden bağlayayım ben. Şuraya bağlayayım. Evet. Bunu kullanabilmek için bize biyometrik kart lazım. Biyometrik kart bu şekilde yapılıyor. Sağ tıklarsak eğer herhangi bir player'ı, yani bir player'a sağ tıklarsak eğer o player'ı biyometrik izini alıyoruz. Kendimizi shift'e basılı tutarak sağ tıklarsak kendimizi yerleştiriyoruz. Buraya koyduğumuzda ayarlamaya başlıyoruz. Deposit'i seçersek bu kullanıcı Emin Network'ümüze yeni bir şey koyma yetkisine sahip oluyor. Withdraw'ı seçersek eğer bu kullanıcı Emin Network'ümüzden herhangi bir item çıkartma, yani bir item almaya yetkisine sahip oluyor. Craft dersek crafting, auto craftingleri kullanabiliyor, buna da değineceğiz. Build dersek düzene, yani şunlara dokunabiliyor. Yani mesela bunu kırabiliyor ya da yeni bir şey ekleyebiliyor. Security dersek bu terminale erişmeye sahip oluyor. Fakat kendimi koyamıyorum. Ha, bir problem mi acaba? Hayır değil. Çünkü security terminali yerleştiren kişi ben olduğum için ben direkt bu terminalin adminiyim. Ben tüm yetkilere sahibim yani. Mesela bu diyelim, mesela eşle beraber oynayacağız. Ya da Sarif'le beraber oynayacağız. Eş tüm yetkilere sahip olsun istiyorum. Çünkü evimi ona inşa ettiririm mesela. Şu hariç, security yetkileri hariç tüm yetkileri ona veriyorum. Diğer yandan Sarif. Sarif hiçbir şeye dokunsun istemiyorum. Ve ona hiçbir yetki vermiyorum. Mesela Engin. Evet, dur. Evet, Engin. Engin itemlarıma dokunabilsin. Ya da AutoCraft. Ama AutoCraft yapamasını istiyorum. Uğraşsın. Bunları veriyorum. Bu ikisini veriyorum. Kalimera. Onu daha çok seviyorum. AutoCraft da yapabilsin. Ona bu yetkiyi de veriyorum. Ama mesela kim? Sevmediğim biri. Şu an aklıma gelmedi. Server'da öyle biri var. Onun itemlarıma dokunmasını istemiyorum. Itemlarımı çalıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Onu alıyorum ve sıfır yetki veriyorum. Buraya koyuyorum. Hiçbir şekilde Emin Network'üme erişemiyor. Kendimi yerleştiremiyorum tabii.
Bu şekilde Emi Network'ü kullanabiliyoruz. Ayrıca değinmemiz gereken önemli bir nokta var. Şurası. Orası bunu içeriyor. Wireless Access Terminal. Kendisi bu şekilde craft ediliyor ama kendisini nasıl şarj edeceğiz? Şarjı yok. Öncelikli olarak herhangi bir... Mesela... Terminal Expansion'a girelim. Neydi o item'ın adı? Evet. Bu arkadaş üzerinden şarj edebiliriz mesela. Gördüğünüz gibi. Ama yapacak enerji bu yok mesela. Ya da herhangi bir IC2 makinesi yok. Orada charger devreye giriyor. Charger'ı yerleştiriyoruz. Ve bunu koyuyoruz. Yavaşça şarj etmeye başlıyor charger. Bu sayede bunu şarj etmenin yolunu bulmuş oluyoruz. Ardından da wireless terminalimizi alalım. Bunu kullanmak için buradan şuna yerleştiriyoruz. Fakat hala bir şeye erişemiyoruz. Out of range diyor. Emi network'ümüzün dibindeyiz ama. Peki. O zaman ne gerekiyor? Wireless access point. Bunu az kanallı bir yere yerleştirelim. Şuraya yerleştirelim mesela. Artık Emi network'ümüze erişebiliyoruz. Bu arada illa istediğiniz sayıda ekleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bunun mesafe kapasitesi 16 metre. Yani 16 blok. Yani gidip şurada girmeye çalıştığımda giremem. Ama bunu arttırmanın bir yolu var. O da şu arkadaşlar. Wireless Booster. Yapım biraz pahalı tabii. Bunun sayesinde tabii gösterelim. Bir tane eklediğinizde böyle oluyor. Fakat gittikçe enerji tüketimi de artıyor. Hepsini eklediğinizde böyle hayvansı bir kapasite 500 metre öteden çekebiliyor. Ama 4.1K enerjisi istiyor. Yani güzel bir enerji kaynağınız yoksa böyle bir şey yapmayın. Daha verimli olabilecek bir yöntem bu arada mesela 2 katı kapasiteyi elde etmek için 2 katı enerji harcıyoruz. Evet. Peki, daha verimli bir yol ne? Başlangıç için. Mesela şuraya da bir tane koymak. Aynı network neticede bu sayede çok daha rahat bir biçimde kullanabileceksiniz. Yani evinizin belli noktaları var. Oralara yerleştirirsiniz ve çok rahat erişebilirsiniz. Ama tabii ben elimde hayvan gibi bir enerji kaynağı olduğu için çünkü Creative Cell sınırsız enerji sağlıyor. Bunu kullanacağım. Ve benim çok sevdiğim başka bir alet daha. Epic Energy 6 1'deyken inanılmaz derecede kullanıyordum. Muhtemelen bunu da yine çok fazla kullanacağım. Level Emitter. Level Emitter nedir diye soracak olursanız kendisi çok nacizane, güzide bir arkadaşımızdır. Evet, burada kanallarda bir problemimiz var. Yok. Neyse. Tabii. Şu önden giriş yapıyoruz. Level Emitter bir redstone sinyali veren arkadaşlar. Mesela ben sistemde cobblestone olunca sinyal vermesini istiyorum. Şu an cobblestone yok. Redstone sinyali vermesini istiyorum. Şimdi cobblestone var. Network bağlı değil. Galiba. Evet, bu tarafta bir problem var. Problemi incelemeye üşendim. Evet, kablo. Oru kısmı devre dışı bırakırız. Evet. Cobblestone'ları alalım. Şu an İçerisinde herhangi bir şey ayarlı olmadığı için herhangi bir şey varken sinyal versin. Bunda. Bir tane cobblestone ayarlayalım bunu.
Bir tane kablosuz var ve artık sinyal veriyor. Ya sinyal vermiyor da doğrusu. Ama kablosuzluğunu koyduğumuzda birden fazla kablosuzluğun var. Burada ayarlarda enerji bile... bunu bilmiyordum. Python ve enerji. Ha, enerji oranımız düştüğü takdirde sinyal verdirebiliyoruz. Burada item. Burada da eğer bunun alt üstündeyse sinyal vermeyi keser, altındaysa sinyal verir. Bu da tam tersi. Bu şekilde kendi isteğinize en uygun düzeni yapabilirsiniz. Şimdi bu neden devre dışı kalıyor? Evet. Level Inventor'ımızda anlattığımıza göre sırada dekoratif kısmına geçebiliriz. Tabi öncesinde size bahsetmeyi unuttuğum bazı aletlerden bahsetmem lazım. O yüzden dekoratifler siz gelin. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Hatta sen de gel. Evet. İlk olarak Entropy Manipulator. Sağ tıkladığınız takdirde bir şey. Soğuksa onu sıcaklaştırır. Doğrusu. Mesela cobblestone. Stone'a çevrildi. Gravel bir şey olmadı. Bu otomatik olarak pişti. Aynı şekilde. Kendimi yaktım. Gibi. Shift'e basılı tutarak sağ tıkladığımızda ise soğutuyor. Peki başka ne kullanımları var? Mesela. Evet, kendimizi yakabiliyoruz düzenli olarak. Orman yangını çıkartabiliyoruz. Eğer bir su kaynağı bulabilirsem, ki buldum. Gördüğünüz gibi suyu yok ediyor. Ya da suyu donduruyor. Lav bulabilirsem eğer, ya da yaratabilirsem aslında. Mesela şöyle bir lav kaynağı. Shift'e basılı tutarak sağ tıklarsam obsidian'e çeviriyorum. Normal sağ tıkladığımda lava dönüşmüyor ama o neden bilmiyorum. Böyle bir işe yarıyor. Kendisi şu şekilde craft ediliyor. Diğer yandan bir adet silahımız var. Charge Staff. Bakalım nasıl kullanılıyor. Gördüğünüz gibi bolca, yani gayet rahat bir biçimde öldürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu elektrikli zırhı olanlara karşı daha efektif bir aletti. O yüzden çok bir şey, ama çok bir şey diyemeyeceğim. Diğer bir aletimiz Network Tool. Network Tool, network'ümüzü analiz etmemizi sağlıyor. Mesela bu ufak bir network. Quartz Fiber, Emin Terminal, Emin Storage Bus ve 4 tane kablodan oluşuyor. Bu network'ümüze bakalım. Bu arada bayağı bir enerji tüketiyor. MC olarak bakalım. Bayağı bir tane. EU. Hani. Fusion reaktör bile şu an kaldıramaz bunu. Watt. Evet. Evet, network'ümüzün boyutunu görebiliyoruz bu sayede. Ayrıca kendisi wrench olarak da kullanılabiliyor. Gördüm. Bakalım. Şimdiki güç tüketimi azaldı. Bu kısmı devre dışı bıraktığımızda hala aynı güç tüketimi. Şimdi bakalım. Yine. Çok fazla bir değişmedi. Pardon. Bu stored power'mış. Kullanılan aşağıda. Özür dilerim. Benim hatam. O zaman sizleri geri ekleyelim bir. Bakalım bu halde
Ne kadar enerji tüketiyor. Tabii ki de şu arkadaşı da bakalım ne kadar enerji tüketiyor. Network'ümüz 4 32 30. Şu an network'ü oturtmaya çalışıyor sanırsam. 4.45 kilo AU. Evet şu an aslında bir tane şey. İki tane plazma generator eski Great Tech kafasıyla düşünürsek kaldırabilir. Yine Great Tech kafasıyla tam olarak emin değilim çünkü çok fazla hakim değilim. Diğer bir arkadaşımız ise bu. Fakat bunun için bir adet sana ihtiyacımız var. Kendisi aynı zamanda bir inventory. Ve buna paintball. Mesela bunu atamıyoruz. Normalini atabiliyoruz. Evet. Mesela lime ekledim. Kendisi gördüğünüz gibi lime oldu. Ve renklendirebildiğimiz herhangi bir şey mesela kablolar. Evet. Gördüğünüz gibi kabloları çok rahat renklendirdik. Ama bakalım başka neyi renklendirebiliriz. Şurada bir adet koyunumuz var. Onu renklendirebilecek miyiz acaba? Renklendiremedik. Ama renklendirebiliyor olmamız lazım. Bir saniye. RC2 cable kabloları. Renklendi. Ha, forge destekli her şey renkleniyor. Onu biliyoruz. Bir wool'u deneyelim. Evet. Yünü de renklendiriyor. Bu şekilde bir gelişmiş bir paintbrush aslında. Peki. Bu paintball'lar nasıl yapılıyor? Tabii resmiye bakacaktım. Matterball içerisine Matterball'da kaplanmış bir adet dye. Peki. Tabii bu da renkli versiyonu. Peki Matterball nasıl yapılıyor? Emin kondensatör. Enerjiye ihtiyaç duyan bir şey değil. Peki nedir diye soracak olursanız içine item atıyorsunuz ve yok oluyor. Ama eğer şurada farklı modları var. Bunlar çalışmak için depoya ihtiyaç duyuyor. Mesela bunu koyarsak eğer evet, bir tane Matterball'umuz var. Diğer yandan başka bir arkadaş daha söz konusu. Ki o çok fazla item istiyor. Gördüğünüz gibi Singularity. Singularity'ye birazdan değineceğim. Ama önce Matter. Matter Cannon'a değinelim. Matter Cannon nedir diye soracak olursanız kendisi bir silah. Herhangi bir ammo yok şu an. Kendisini şuraya koyalım. Buna Matterball koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde blok da kırabiliyor. Tabii uzaktayız. Damage da verebiliyor. Bir kalp damage veriyor. Uzaktaki bir bloğu kırmak için aslında güzel bir yöntem. Silah olarak işe yarar hale getirmenin de bir yolu var. Kullanacağınız mermiler sadece bunlar değil. Nugget. Nugget'ta kullanabiliyoruz. Bakalım başka modların nugget'larını kullanabiliyor mu? Tin nugget. Evet, tin nugget kullanabiliyor. Lead nugget'ın bayağı bir ağır olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi lead nugget çok daha fazla hasar veriyor. Ve şurada hasar almamış bir hayvan bulalım.
bunlar anında öldürür. Gördüğünüz gibi tek attı. Yine tek attı. Yani kısacası böyle hoş bir arkadaş kendisi. Tabii hasar vermeden de kullanabilirsiniz. O da yani hasar vermek, illa hasar vermek için kullanmanıza gerek yok. Paintball atabiliriz. Gördüğünüz gibi iz bırakıyor. Bunlar parlayan versiyonları. Mesela gördüğünüz gibi bir canlıya değince de onu bu şekilde boyuyor. Bu sayede arkadaşlarınızla arkadaşlarınızla böyle ilginç oyunlar oynayabilirsiniz. Paintball oynayabilirsiniz. Takımlara ayrılıp. Evet, Efe Tenercisi kısa. Neden böyle bir şey var bilmiyoruz. Ve sıradaki arkadaş Portable Cell. Portable Cell basitçe portable bir cell. Yani kısacası yanınızda itemleri taşımanızı sağlıyor bu şekilde. Tabii açtığınız normal haliyle enerji tüketmiyor fakat açtığınızda enerji tüketmeye başlıyor. Burası gözüktükçe ve item alıp çıkarttıkça daha fazla enerji tüketiyor. Tabii zırhınız falan filan enerji sağlayabiliyorsa eğer onların enerjisini kullanabiliyor. Evet, Portable Cell'de böyle bir arkadaşımız. Ardından size başka bir özelliği daha göstereyim. Hemen geliyorum. Öncelikli olarak bir de Metro Cannon hakkında size ufak bir detay gösterelim. Tabii. Metro Cannon. Burada mesela sadece LED Nugget almasını istiyoruz. Ama herhangi bir tip LED Nugget almasını istiyoruz. O zaman ona bir fuzzy kart koyalım. Ardından da şu arkadaştan 3 tane koyalım. Ve hızlıca doldurmanın bir yolu var. Öncelikle LED Nugget'larımızı alalım şöyle. Ve size bir makineyi daha gösterelim beraberinde. Buradan bağlayalım. ME.io port. ME.io port iki yönde kullanılabilir. İsterseniz mesela şunun içindekileri ME Network'e atmak istiyorum ben. Başka bir yerden aldım. Bunu böyle koyarsak eğer gördüğünüz gibi bu boşaldı tamamen. Bunun içindekiler buna geçti. Tam tersi yönde de kullanılabiliyor. ME Network'ten bir depo alanına bir şeyler koyabiliyorsunuz. Mesela buna LED Nugget koyuyoruz. Tüm LED Nugget'larımız şu an bunda. Ve gördüğünüz gibi buna işlemiyorlar. Evet. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Ve enerji... Tabii acceleration kurduğumuz takdirde daha seri atıyorken enerjisi çok daha hızlı bitiyor. Hemen dolduralım. Gördüğünüz gibi taramalı atıyor fakat enerjisi anında bitiyor. Tabii bu istemediğimiz bir hasardı. Ya kısacası kullanırken dikkatli olun. Bu şekilde kullanırken. Ya tanıtacağımız başka bir arkadaş Tiny TNT. Yapımı çok basit. Bu. Peki Tiny TNT ne işe yarıyor? Epicenter Logistics'te bir iş için bir şey patlatmamız lazım. O da Singularity. Nasıl yapıldığını gösterdim o arkadaşa hayvan çok fazla item koyarak ve
Ender Pearl Dust. Herhangi bir Ender Pearl Dust olabilir. Great Tech falan kuruluysa onun Ender Pearl Dust'ı da geçerli oluyor. Ve bir adet Redstone Torch. Puf. Ve karşımızda Quantum Entangled Singularity var. Bunları kenarda tutun. Sonraki bölüm bunları göstereceğim size. Aslında evet, sonraki bölüm bunu göstereceğim. Yok, şimdiki bölüm gösterelim. Sonraki bölüm dekoratiflere geçelim. Şimdi Quantum Ring. Quantum Ring ve Quantum Chamber. Yapılışları pahalı. Peki bunlar, bu arkadaşlar ne işimize yarıyor? Tabii yanlış taktım. Bu şekilde izliyoruz. Ve voilà! Böyle bir arkadaş elimize geliyor. Tabii şuradan enerji sağlayalım. Evet, enerjisini sağladık. Aslında enerjisini bağımsız da sağlayabiliyor olmamız lazımdı. Bir bakayım. Evet, enerjisini network'ten de sağlayabiliyoruz. Dense kablo kullanmanızı tavsiye ederim bunda. Sebebine gelecek olursak, 32 kanal taşısın diye. Ve buna şu arkadaşı koyuyoruz. Diğer eşini yanımızda bulunduralım. Çünkü diğer eşi bize lazım. Çünkü bu diğer eşi olmadan çalışmıyor. Çünkü bunlar eş şeklinde. Ve şunu tekrar dizelim. Bunu koyalım. Fakat bunun da kendi enerjisine ihtiyacı var. O yüzden bir adet Creative Energy Cell alalım. Evet. Bağlı. Ve eğer buradan Dense kablo çıkartırsak ve şunu alırsak bir adet de Emin Terminal alırsak eğer, gördüğünüz gibi oradaki eşyalarımıza erişebiliyoruz. Kendisi çok fazla enerji tüketiyor. Ne kadar enerji tükettiğini Wiki'den bakabilirsiniz. Ve ayrıca ikisi, iki tarafın da enerjiye sahip olması lazım. Ve iki taraf birbirinden bağımsız kanallar, pardon, birbirinin kanallarını kullanıyorlar. Crafting Terminal. Mesela şu an yanlış girdik. Mesela iki kanal kullanıyor. Bunu yanlış şeyi taktık tabii ki de. Indry. Evet. Şu şekilde devam ettirelim. Evet. Bu tarafı bayağı bir doldurduk. Tamamdır. Şimdi bakalım öbür tarafta durum ne? Öbür taraftaki durum da bizi etkiliyor. Evet. İşte size tam olarak bu yüzden dense kablo kullanın dedim. Tabii daha fazla dense kablo bağlayarak falan daha fazla çıkış sağlar mısınız bilmiyorum. Deneyin ve görün. Ama mümkün olduğunca dense kablo kullanın orada. Evet. Bu bölümlük tanıtmamızın son bir şey daha kaldı. O da VioCell. Mesela sadece stone'ları görmek istiyorum. VioCell'e stone koyduğum takdirde ve şuradayken buna koyduğum takdirde sadece stone'ları gösterir. Fuzzy ve Inverted da buna işe yarıyor. Yani bunu da işliyor. Ne işi yaptığını tahmin edebilirsiniz. Inverted bu hariç hepsini kullanıyor. Fuzzy ise o olayı sadece mesela pickaxe'leri gösteriyor. Diamond pickaxe'leri. İzlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki bölüm dekoratif bloklar ve autocrafting ile geçecek.